piyasanın iyimser olduğu konu yaptırımlar gelecek ama o yaptırımların muhtemelen alanı savunma sanayi ile sınırlı kalacak ve finansal sistemi rahatsız edecek, daha derin bir e, ekonomik sıkıntıya sebebiyet verecek düzeyde olmayacak düşüncesinde piyasa yoksa ee, şunu çok anlamıyorum. Onu kabul ederim. Sürekli olarak S400 alacağımızın zaten alta çiziliyor ve bana göre yani bitmiş bir anlaşma olduğunu düşünüyorum şahsi fikrim. Ama her seferinde her gelen anlaşmada dikkat ederseniz kur bir anda yukarıya sıçrıyor, sonra gene sakinliyor. Halbuki söylenen sözler aynı. Bir değişiklik yok. Ee, bunun tam sebebini bilmiyorum. Bana çok makul gelmiyor fiyatlama olarak. Ee. Bugün konuğumuz ekonomist gizem Öztok Altınsaç. Kendisiyle İstanbul seçimleri sonrasında Türkiye ekonomisini konuşacağız. Piyasalar seçim sonuçlarını ve önümüzdeki seçimsiz dönemi nasıl karşılıyor? Aslında bizim üç tane e, sıkıntımız vardı geçtiğimiz 6 aylık vadede. Bunlardan bir tanesi seçimlerin yenilenmesiydi veyahut yine yeni seçimlerin olmasıydı. Onun dışında makro ekonominin zayıflamasıydı. Seçimlerden dolayı konsantrasyon çok orada değildi. Üçüncü sorunumuz da riskimizde S400'dü. Şimdi bu üçlü tablodan bir tanesi geride kaldı. Seçim konusu e, belirsizlik olarak e, arkamızda bıraktık. Bu münferit olay bazında baktığınızda bir belirsizliğin silinmesi algı açısından pozitiftir piyasalar için. Bir rahatlama sağlar. Nitekim geçtiğimiz hafta Fed ve ECB ile başlayan dönemde e, biz bir rahatlama görmüştük ama yeterli düzeyde değildi. E, bundan sonrasında bir miktar daha bence devamlı söz konusu olabilir. Sadece bu hafta G20 var, bakalım e, Japonya'dan işte bir Çin ziyareti var. E, onun akabinde e, piyasalar tabii ki de gelişmeleri takip edecektir. Ama genel itibariyle seçim döneminin geride kalmış olması bilemiyoruz. Tabi ilerleyen vadede erken seçim olur olmaz ama şu aşamada geride bırakmış olmamız normal şartlar altında pozitiftir. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Daha önceki dönemlerde Türkiye bu tarz rahatlama dönemlerini özellikle son geçtiğimiz 3 yıllık vadede doğru değerlendiremedi. Bir de şöyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla dönem dönem global taraf iyi olunca rüzgar arkamızdan esince rehavete kapılıyoruz. Öyle bir algı oluşuyor. Aslında bizim temel derdimiz kur ve faiz olmamalı. Elbette ki onlar sonuçtur, fiyatlamadır. Ama oralarda geçmiş dönemlerde ara ara rahatlamalar gördüğümüzde rehavete kapılıp üzerimize düşenleri yapmadık. Bunların da zaten fiyatlama olarak sonuçlarını gördük. Bu dönem bence Türkiye için yeniden bir fırsattır doğru değerlendirilmesi lazım. Ben daha kısa vadeli bakıyorum yani diğer meslektaşlarıma kıyasla böyle büyük reformların yapılabileceği bir dönem olur mu? Bence soru işareti ama bir para politikası anlamında, bütçe politikası anlamında üzerimize düşenler var. Bunları da yapabiliyor olmamız lazım artık. Bunu yaptığımız takdirde ülke risk priminin düştüğü, daha da düştüğü bir döneme girmiş oluruz tahminimce. Bundan sonra atılacak adımlara öncelikli olarak hangi ekonomik sorundan başlamalıyız? Şimdi biraz geriden e, gidiyorum ben. Neyi yaparsak çok yanlış olurdan cevaplamak daha kolay oluyor benim açımdan. Bu dönemde örneğin Avrupa ve ABD, FED, e, ABD Merkez Bankası'nın attığı adımlar bence 2-3 aylık vadeyi kapsamıyor. Daha uzun vadeli. 1-1,5 bir, bir yıllık bir dönemde Fonlama maliyetinin ucuz devam ettiği bir süreçteyiz. Çok büyük bir pozitiftir, avantajdır gelişmekte olan ülkeler için. Burada iki tane ülke türüne para girecek. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilir, sağlıklı, iyi büyüyen ekonomiler. İkincisi de getirisi yüksek olan ekonomiler. Fakat hangi şart var? Yatırımcı güveni. Yani e, volatilitenin çok yüksek olmadığı ülke ekonomileri, ülke piyasaları daha çok tercih edilir. Yatırımcı güvenini sağlamanız için de öncelikli olarak e, bir kere Merkez Bankası politikasıyla başlayabiliriz. En yakın vadede o var. Olur da iyi bir fiyatlama döneminde olursak TL'nin de sakin kaldığı, acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu faiz indirmememiz gerek manasında değil, agresif gitmiyor olmalıyız. Çünkü bugüne kadar 6 aylık vadede erken bir indirim görmedik. Burada bir emek var. Bunun heba edilmiyor olması lazım. Daha kademeli, daha sakin faiz indirim sürecini geçiriyor olmamız lazım. En basiti budur. Yanlış yapmamamız gereken dikkat ederseniz hiç öyle yapısal reform vesaireden bahsetmiyorum. En birinci aşamada yapmamız gerekenlerden bahsediyorum. İkinci olarak yatırımcı güvenini sağlamak için olmazsa olmaz durum bence bütçe tarafının düzeltilmesi gerekiyor. Harcamalar bozuk, faiz giderleri yüksek, vergi toplayamıyorsunuz. Üç tane ayrı kalemle baş etmem gerekiyor. Zaten vergi kalemi konjonktürel olduğu için çok yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Ee, harcamalar da belli hangi kalemlerde olduğunu görüyoruz. Harcama kalitesi e, yüksek bir e, bütçe söz konusu değil çok popülist e, harcamaların yapıldığı bir bütçemiz var. Piyasa şunu merak ediyor. Bu bütçe nasıl finanse edilecek? Hedefin tutması çok zor. Lakin çok çok beklenenin üzerinde bir açık verme ihtimalimiz de var. Burada piyasayı ikna edecek. Bakın bu e, önemlidir. İkna etme ve e, bunun uygulanması. Yani tutarlılığı yüksek bir e, bütçeyle geliniyor olması lazım. Bu olmadığı takdirde biz gene bu dönemi heba etmiş oluruz. Bana ekonomist olarak sorarsanız olmazsa olmazı nedir bu dönemin para politikasıyla maliye politikası eşgüdümlü ve tutarlı yürümek durumunda. Bunun da çok zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani keşke zamanda mali kural uygulamaya başlasaydık. Hani daha kolay bir dönem olurdu bence bütçesinden bakıldığında. Bir de diğer konu bilanço problemini çözmemiz gerekiyor. Şimdi ister istemez piyasalar rehavete kapılır. Yani bu S400 katsa sürecine 6-7 tane daha savunma sanayinde kalmış yaptırımlarla finansal piyasalara yansımamış yaptırım. Larla geçirebilirsek, keşke umuyorum öyle olsun. O zaman iyi bir fiyatlama görürüz. Bu durumda rehavete kapılma riskimiz var. Onun da ismi şudur. Dünyada fonlama ucuz. Biz yeniden leverage dediğimiz yani kaldıraç kullanarak yeniden bir borçlanma sürecine gireriz. Aldanırız. Yani TL değer kazanır, enflasyon düşüyor, faiz düşecek. O zaman zarfında e, bir rehavet söz konusu olursa aldanırız ve bu bilanço problemini çözmeden yolumuza devam etmeye çalışırsak bence Türkiye büyümesinden yer. Bu bilanço konusunun çözülmesi de evet zordur. İyi bir teknik ekip uzmanlık gerektiren bir iş ve kaynak gerektiren bir iş. İstenirse de bulunabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsi yatırımcı güveniyle alakalı. Bence yapılacaklar. Bunlar kısa vadeli bu arada yapılacaklar. Diğer konu daha büyük reformlar konusuna gelince Zaten hani o konuyla ilgili herkes yazıp çiziyor konuşuyor Hani biz daha piyasa ekonomisi olduğumuz için hani bu konularda e, görüş bildirmeyi daha anlamlı buluyorum Diğerleri zor yani diğerlerini yapabilmek için ortak bir görüş oluyor olması lazım kamu halk e, özel sektör bankalar e, o ortak görüşte birleşilip e, ikna sürecinin tamamlanıp Herkesin elini taşın altına soktuğu bir süreç oluyor olması lazım, ben henüz Türkiye'yi orada görmüyorum maalesef. Yapısal reformlar yurt dışından gelen fonlar için ne kadar önemli? Bu fonun cinsine bağlı. Şimdi bizim genel itibariyle çalıştığımız fonlara baktığımızda kısa vadelidir piyasada. Yani bu hedge fund olabilir, fast money dediğimiz hızlı para giriş çıkışı olabilir. Real money dediğimiz biraz daha orta uzun vadeli emeklilik fonlarına yatırım yapan aslında bunların toplamına baktığınızda bunlar portföy yatırımıdır. Bunlar kısa vadelidir. Kısa vadeli derken kötüdür manasında söylemiyorum ama giriş çıkışı daha kolaydır, daha likitlerdir. Dolayısıyla örneğin bir yıllık süreçte orada bir sermaye getirisi görüyorlarsa giriş yaparlar. Çok basit örnek vereyim. Faizlerde yüzde yirmilerden %13'lere doğru bir iniş süreci görüyorlarsa elbette yatırım yaparlar. Ama daha orta uzun vadeli e, fonlar, e, bunlar özel girişim sermayesi olabilir veyahut sıfırdan ülkeye gelme ihtimali olan yatırımlar olabilir bizim e, Greenfield Investments dediğimiz. Onlar için elbette ki e, hukuk ve ...iktisadi alanda atılan adımlar çok önemlidir. Çünkü e, bir kere ülkenin yatırım yapılabilir seviyede olmasını arzu ederler. Ayrıca da 5-10 yıllık projeksiyonlarla çalıştıkları için sürdürülebilir, yani makro verilerde sürdürülebilirlik ararlar. Bizim derdimiz ne? Volatilite. Bugün e, pek konuşulmaz aslında ama e, yatırım ajanslarının, rating ajanslarının e, baktığı... Rakamlar sadece seviye değildir. Coefficient of Variation dediğimiz varyasyon kat sayısına yani her datanın e, volatilitesine bakarlar. Örneğin bir yıl eksi iki, öteki yıl artı üç büyüyorsunuz ve dalgalanan bir büyüme size aslında sermaye getirisi açısından çok bir şey ifade etmez, çok bir fırsat sunmaz. Aynı şekilde bir anda %25 olan enflasyon ardından %15'e 13'e inmesi sizin için kafi değildir yatırım yapmanız açısından. Bunlar aslında ülkenin riskini de arttıran unsurlardır ve ülkenin borçlanma maliyetini de arttıran unsurlardır. Bunların düzelmesi gerekir. Bunun için orta uzun vadeli reform sürecine geçmek lazım. Dolayısıyla gelecek olan fonun cinsine göre bu değişir. Türkiye sermaye çeker. Ee, özellikle kısa vadeli yani yatırım horizon dediğimiz yatırım süreci daha kısa vadeli olan fonlar için bir yıl, iki yıl, altı ay buralarda çeker ama daha kalıcı daha güçlü bir sermaye çekmesi için esas bizim o yapısal reformlara ihtiyacımız var. Artı konu sadece sermaye çekmek değil, ülkenin kalkınması açısından o tarz reformlara ihtiyaç oluyor. Gün sonunda benim fonlama maliyet çünkü iş yaparken sizin için en önemli konu fonlama maliyetinizdir. Bugün bankacılık sektöründe de böyledir, enerji sektöründe de böyledir, herhangi bir sektörde de aynı şey geçerli. Fonlama maliyetinin ucuz olması aslında yatırımları arttıran bir unsurdur. Bunun da e, tek kalemi global dünyadaki ucuz sermaye değildir. Ülke olarak sürdürülebilir makro değişkenlere geçme, sağlıklı sağlam makro değişkenlere geçiyor olmanız lazım. Bu reformsuz olmaz. Yani burada bir değişime ihtiyaç var. Ama gene altını çiziyorum. Hiç bunlar olmasa bile kısa vadeli en azından para politikası ve maliye politikasını rayına sokup tutarlı bir yol izlerseniz 1-2 yıllık gelip giden fonlar için hatta altı ay hiç fonlar için bile yani bir fırsat penceresi açılmış olur. Ha ne oluyor? Ülkeye para çekiyorsunuz. Kurunuz değer kazanıyor. Faiziniz iniyor. Bu sefer tabii rehavete kapılmamak gerekli. Üzerinize düşenleri yaparsanız daha kolay bir 10 yıl geçirme ihtimaliniz olur. Ama ben dediğim gibi Türkiye'yi henüz o noktada görmüyorum. Kısa vadeli para çekmek için iyi bir zamandayız. Fırsattır. Ama orta uzun vadeli sermayeye çekebileceğimiz ortamın halen daha hazır olduğu kanaatinde değilim. Piyasalar S400 konusunda neden iyimser? ve olası bir kur şoku ekonomiyi nasıl etkiler? Doğru. Piyasa iyi, fiyatlamıyor kötü Fiyatlar. bir senaryoyu. Doğrudur. Fakat piyasanın iyimser olduğu konu yaptırımlar gelecek ama o yaptırımların muhtemelen alanı savunma sanayi ile sınırlı kalacak ve finansal sistemi rahatsız edecek, daha derin bir e, ekonomik sıkıntıya sebebiyet verecek düzeyde olmayacak düşüncesinde piyasa yoksa e şunu çok anlamıyorum. Onu kabul ederim. Sürekli olarak S400 alacağımızın zaten alta çiziliyor ve bana göre yani bitmiş bir anlaşma olduğunu düşünüyorum şahsi fikrim. Ama her seferinde her gelen anlaşmada dikkat ederseniz kur bir anda yukarıya sıçrıyor Sonra gene sakinliyor. Halbuki söylenen sözler aynı. Bir değişiklik yok. E bunun tam sebebini bilmiyorum. Bana çok makul gelmiyor fiyatlama olarak bakıldığında. Ama piyasanın temelde şu anki senaryosu 5-6 tane yaptırımla biz bu işi halledeceğiz şeklinde okuyorum rakamlarda. Şahsi beklentim de oyunda ama bu işlerde tabii kesin konuşmamak lazım. Çünkü bir de bilinmeyen bir Trump faktörü var. Gidilecek, görüşülecek zorlu bir süreç ama kur şokuna gelince ben Ağustos 2018'de değilim. Yani makro ekonomim Geçen yıl Mart'tan başlayarak Türkiye'nin kendini fonlayamadığını, çünkü kaldıraç çok yüksekti ve e, bir gerginlik vardı piyasada makro değişkenleriniz de çok bozuluyordu. Gün sonunda da dış ilişkilerinizde sizi fonlayanlardan bir tanesiyle bu kadar e, bozuk bir ilişki haline girince fonlamanız kesildi. Fakat şu an ve ondan sonraki dönemde Türkiye güzel bir Kasım-Şubat geçirmiştir sakinleyen. Fakat ondan sonra Şubat'tan bu yana da mini mini kur atakları görmüşüzdür biz. Aslında bunların çoğu makro değişkenler sebebiyle değildi. Kimi zaman seçim yenilenmesi oldu, S400 gündeme geldi gibi konulardan biz o kur ataklarını yaşadık. Şimdi de gene makro değişkenler 2018 Ağustos'taki gibi olmadığı için ismini de koyabiliriz. Enflasyon düşüş trendinde 25'lere gitmiyor aşağıya doğru gidiyor zamlar vesaire var biliyorum ama trende aşağıya doğru. Ee, büyümede e, o dipte olduğumuz süreçlerin bir kısmını geride bitirmiş olabilir. Cari açım sıfıra gidiyor. Zaten e, fonlamam gereken meblağ düştü artı dünya zannettiğimizden çok daha iyi. Şu aşamada fonlama açısından bakıyorum yoksa ticaret savaşları vesaire elbette kötüdür. Dolayısıyla burada 2018 Ağustos'ta yaşadığım gibi bir kur krizi yaşamam için ben makro tarafta sebep görmüyorum. Benim genel görüşüm bu yönde. Ha olur da bir yaptırım sürecine girersek de elbette ki sallanır piyasa ama onun da 2-3 haftalık bir vadede en azından algı açısından atlatılacağını düşünüyorum. Gene de bu konularda kesin konuşmamak lazım.